Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü açıklamasında HDP'nin seçime parti olarak girmesinin Öcalan'ın kararı olduğuna inanmadığını söyledi. Öcalan'ın tabulaştırıldığını söyleyen Erdoğan, tabulaştırıldığı içindir ki oradan gelebilecek mesajlar zaman zaman Dağı etkilediği söyleniyor. Zaman zaman siyasi hareketi, zaman zaman Avrupa'yı. Ona göre bir hareket içerisine giriyorlar. Burada biz bir hukuk devleti olduğumuza göre atacağımız adımları da tabii hukuk çerçevesi içerisinde atmaya mecburuz. Yaptığımız bütün işleri de buna göre yapıyoruz. Bu çiğnendiği anda ister istemez tabii ki devlet kendine göre B planını, C planını da uygulayacaktır. Ama Tayyip Hocam ferasetli bir delikanlı. Bunu nasıl bilmez ya? Abdullah Öcalan'ın talimatının dışında sinek uçmuyor şu an. Ya ne alaka ya? Yok Dağ karşıymış, yok Kandil karşıymış. İşte Kandil'le Ada çatışıyormuş. Böyle bir şey mümkün değil. Tek merkezden ne deniyorsa onu uyguluyorlar. O sandalcı kavgasındakine kaynağı tek merkezdir. Daha önce onu söyledik, kabul etmişler dediler ki İyi polis kötü polis oynuyorlar falan dedi. Ben bunu anlattım. Sonra akılları yatmıştı. Şimdi yine unutmuşlar anlattığımı. İyi polis kötü polis oynanıyorsa bu yine adadan gelen talimattır. BDP'nin de yani adanın dışında yapabileceği pek bir şey olmaz. Ya yani tehdit altında olan bir parti. Yani ufak tefek şeyleri yapar ama genel kanaat olarak adanın etkisinde olduğu çok aşikar görülüyor. Yani o benim kanaatim, benim gördüğüm bu. Yani ada bir şey diyecek de parti başka aksini söyleyecek. Şu ana kadar bu görülmedi. Hatta diyor ki adam başkanlık sistemi olsun dedi. Derhal hem Tayyip Hocam aynı şeyi söylüyor hem BDP aynı kafada. Ama baktılar ki BDP anlaşılacak bu sefer lafı değiştirdiler. Halbuki BDP'nin ileri gelenleri ısrarla başkanlık sistemini savundu. Sonra dedik ki bak siz işbirliği halindesiniz dedik. Yani BDP ile AK Parti işbirliği halindesiniz. Bir sefer birbirine zıtmış gibi göstermeye başladılar. Birçok yönde kendilerini ayrıymış gibi, fikirleri ayrı, düşünceleri ayrı. Halbuki bayağı ittifak var. Yani güçlü bir ittifak var. Eskiden beri bu böyle gelmiş, böyle gidiyor. Ama halk tabii etkileniyor öyle muhalifmiş gibi göründüklerinde. O ona karşıymış, o ona karşıymış gibi görünce. Bu inandırıcı oluyor. İnsanlar da o zaman rahatlıyorlar. Geçici bir rahatlama içine giriyorlar. İşte mesela silah bırakacağız diyor, inanıyorlar. Veya aralarında zıtlaşma var deniyor, inanıyorlar. Halbuki zıtlaşma yok. Böyle bir şey yok. Daima ittifak var. Başkanlık sistemi BDP destekliyor. Ve ciddi şekilde de adanın etkisi altında parti. Öcalan'ın ayrı bir özelliği yok. Tek parça olay. Veya bütündür. Öcalan'ın dediğinin dışında bir hareket biz göremiyoruz. Bölünme tehlikesine karşı bütün millet el birlik karşı koyması gerekiyor. İnşallah.